Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Turing makinesinin konfigürasyonlarından bahsetmiştik. Şimdi bu konfigürasyonlara bağlı olarak Turing makinesinin kabul veya reddetmesiyle ilgili formal tanımı yapacağız. Bir M Turing makinesi W girdisini kabul eder eğer şu şartlar sağlanırsa. Belli bir konfigürasyon dizisi var. Bu C1'den cK'ye kadar. C1 e, başlangıç konfigürasyonu daha önce söylemiştik start state'den başlıyor ve string e, şeye kopyalanıyor tape'e kopyalanıyor sonra her e, konfigürasyon bir sonraki konfigürasyonu yield ediyor yani her konfigürasyondan bir sonraki konfigürasyona bir transfer söz konusu son CK konfigürasyonu da bir kabul konfigürasyonu ise bu M-Turing makinesinin bu girdiği kabul ettiğinden bahsediliyor. E, reject etme, reddetme de benzer şekilde. Gene bir e, W girdisi için M-Turing makinesi C1, C2, ck konfigürasyonları dizisini reddeder. Eğer gene C1, e, W girdisi için bir başlangıç konfigürasyonuysa gene her CI, CI artı 1'e yol açarsa ve son olarak da farkı ck 1 Reject konfigürasyonuysa bu durumda da makinenin reject ettiğini söylüyoruz. Şimdi burada iki tane tabi e, durumu söyledik ama toplamda biliyoruz ki üç tane durum var. Üç e, bir tanesi accept makinenin accept etmesi, bir tanesi reject etmesi, bir tanesi de loop etmesi. Burada ilk defa loop diye bir şey daha bir şey görüyoruz. bugüne kadar öyle bir şey görmemiştik. Bu durumda makine e, durmuyor. Yani önceki gerek context free grammar gerekse NFA, DFL'lerde böyle bir şey söz konusu değildi. String bittiği zaman e, ne oluyordu? E, veya e, final state'e gelmediğimiz zaman e, maki e, karar veriyorduk. Şimdi burada makine karar veremeyebiliyor. Bu da tabii önemli bir fark. Bu da aslında normal makinelerle olan e, benzerliğini gösteriyor. Önceki makineler Mutlaka duruyor. Buradaki makine ise durmayabiliyor. Şimdi diyoruz ki bir e, dil Turing tanınabilirdir. Eğer bir Turing makinesi onu recognize ediyorsa, tanıyorsa. Dolayısıyla dilleri Turing recognizable olarak e, karar veriyoruz. E, dolayısıyla bir string M tarafından aksept ediliyorsa, bu dile e, Turing e, recognizable deniyor. Turing e, decidable ise bir Turing makinesi karar veriyorsa e, anlamına e, geliyor. Bunlar e, Turing recognizable olanlar recursively enumerable dillere karşılık gelirken Turing decidable dillerse recursive dillere e, karşılık geliyor. Şimdi Turing decidable demek yani reject de edebilir, accept de edebilir. Turing Recognizable ise Recognize yani Accept etmesi gerekiyor. Şimdi o zaman e, gelelim örneklere. bir takım Turing makinesi örneklerini gösterelim. Şimdi bu örneğin özelliği şu olacak. Bu örneği iki türlü de çözeceğiz. Yani hem anlatım olarak e, Turing makinesini bahsedeceğiz hem de e, State diagramını çiziyor olacağız. Şimdi bu ee, normal bir e, dil değil. Bu dili normalde e, bir context free gramerle veya Pushdown down automata ile e, belirlememiz mümkün değil. Çünkü o 2 üzeri n gibi egzantrik bir dil. Yani e, sıfırların sıfır, o değilmiş pardon sıfırmış sıfırların sayısı 2'nin üssü kadar. Dolayısıyla bir tane de sıfır olabilir. N sıfır olduğu 2 üzeri sıfır 1 olduğu için. işte 1024 tane de sıfır olabilir. İşte çok 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 da sıfır olabilir. Ama sıfırların sayısının ikinin üstü kadar olması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl tanıyacak Turing Recognizable, e, Turing makinesi? Nasıl öyle bir makine tasarlayacağız? E, burada aslında bir taktik yapıyoruz tabii ki. Bir algoritma var. Diyoruz ki önce e, soldan sağa doğru her e, diğer sıfırı çizin. Her diğer sıfırdan kastedilen aslında her iki sıfırdan bir tanesini. Dolayısıyla mesela birinci sıfırı siliyoruz. Üçüncü sıfırı siliyoruz. Beşinci sıfırı siliyoruz. Yedinci sıfırı siliyoruz. Ee, vesaire. Şimdi birinci aşamada tek bir sıfır içeriyorsa kabul ediyoruz. Dolayısıyla ee, sildikten sonra geriye hiçbir şey kalmıyorsa accept etmişiz demektir o aşama için. Çünkü zaten o da bir tane bir sıfır olduğunu gösteriyor. Eğer e, bu birinci aşama sonunda teypte birden çok sıfır varsa ve sıfırların sayısı tekse de reject ediyoruz. Tabi bu nasıl anlayacağız? Her e, iki sıfırdan birini sildikten sonra en sona geldiğimizde silecek sıfır olmamasına rağmen diğer bir sıfır varsa bu tek sayıda sıfır olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla öyle bir durumda reject ediyoruz. Mesela burada. Birinci sıfırı sildik. Üçüncü sıfırı sildik. Beşinci sıfırı sildik. Diyelim altı e, sıfır varsa e, o zaman problem yok ama beş tane sıfır varsa sonrasında bir sıfır olmadığında olmadığı için onu reject ediyoruz. Şimdi diyelim burada reject etmedik. Birinci aşamada. Sonra ne yapıyoruz? E, yani çift sayıda sıfırı sildik. E, sonra en başa dönüyoruz. Tape'in en soluna dönüyoruz. Sonra da birinci aşamaya gidiyoruz. Yani tekrar her iki taneden birini siliyoruz. Şimdi bu şekilde bakıldığı zaman aslında bu 2 üzeri n'in nasıl 2 üzeri n olduğunu anlamaya karşılık geliyor. Neden? Çünkü mesela 2 üzeri 4 tane 0 varsa birinci aşamada 2 üzeri 3 tanesini sileceğiz. İkinci aşamada 2 üzeri 2 tanesini sileceğiz. Üçüncü aşamada 2 üzeri 1 tanesini sileceğiz. Son aşamada da geriye kalan bir tanesini silip ee, bitmiş olacak. Dolayısıyla... Eğer 2 üzeri n tane varsa her aşamada yarısını sildiğimiz zaman geriye bir tane kalacak. Sonunda o bir tane olduğu zaman da zaten e, ikinci e, aşamadan dolayı aksept edeceğiz. Bu aşamalar sırasında herhangi bir anda sıfır sayısı tek çıkarsa o zaman zaten bu 2 üzeri n gibi bir şey değildi. Mesela 12 ile başladığımızı düşünelim. Yarıya böldük 6, yarıya böldük 3. Ha, tek sayıda sıfır var. Reject. Ha, mesela 16 olsa 8, 4, 2, 1. Bire inebiliyorsak no problem. O zaman kabul ediyoruz. Şimdi bu bu şekilde ee, anlatılarak çözülüyor. Şimdi gelelim bunun Turing makinesine. Tabii Turing makineleri oldukça karmaşık. Yani görebileceğimiz en karmaşık makineler aslında. Şimdi burada ee, neler var? Bir, aslında biraz pushdown otomatolara benziyor. Pushdown otomatolarda hatırlarsak stack'ten Pop ve push ediyorduk. Burada da tape'ten bir şey okuyoruz ve yazıyoruz. Mesela bazen sadece okuyoruz, bazen sadece yazıyoruz. Şimdi bunu anlamak için şöyle bir reprezentasyon var. Eğer ok, kun, solunda bir şey mutlaka olmalı çünkü bunlar deterministik Turing makineleri olduğu için bir şey okumak zorundalar. Yani okun solunda bir karakter olması lazım. Dolayısıyla teypten bir şey okuyor. Sonra teype bir şey yazıyor olabilir, yazmıyor da olabilir. Dolayısıyla mesela burada sıfır okuyor teypten blank sembolü yazıyor. Burada x okuyor teypten başka bir şey yazmıyor gibi. Sağ tarafta ise o aşamada sola mı sağa mı gittiğini hatırlarsak olduğu yerde durmak gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla okun sağ tarafında mutlaka ne olması lazım? Bir yön olması lazım. Şimdi gelelim bunu nasıl anlamlandıracağımıza. Şimdi diyoruz ki önce mesela reject case'e bakalım. Şimdi eğer direkt mesela boşluk görürse blank sembol başlangıçta direkt reject ediyor. Çünkü hiç sıfır yok mesela. Sonra eğer e, tek sayıda e, sıfır tek sayıda varsa e, o zaman da reject ediyor. Şimdi onları göreceğiz birazdan. E, tek sayı, gerçi tek burada tek sayıda problemi yok. Burada sadece x görürse direkt reject ediyor. Şimdi diyelim. Birinci sıfırı gördük yani en az bir tane sıfır var demektir bu o ikisinden biri olmadığına göre. Şimdi ilk sıfırı gördüğümüz zaman bu sıfırı blank sembolle e, değiştiriyoruz. Bu blank sembolle değiştirmemizin sebebi geri döndüğümüz zaman o en başa döndüğümüzü anlayabilmek. Yani o blank e, sembol sayesinde en başa döndüğümüzü anlayabiliyoruz. Şimdi sıfırlı i birinci e, sıfırı blankle işaretliyoruz. Ve sağa doğru ilerliyoruz. Şimdi diyelim bir tane sıfır var sadece. O zaman o sıfırın sağında da bir blank olacak. O zaman hemen accept ediyoruz. Bakın burada hemen accept state'i görüyoruz. Yani sadece sıfır olduğunu düşünün. Ee, şurada olduğu gibi. Sadece sıfır var. Buradan sağa geçtik. Blank'i gördük. Hemen o blank ile right'a gidip accept ettik. Dolayısıyla bu ona karşılık geliyor. Şimdi eğer bir tane sıfır yoksa o zaman e, birden fazla sıfır varsa her sonraki sıfırı e, işaretliyor olmamız lazım. Şimdi her sonraki sıfır derken aslında e, ilk defa ikinci sıfır işaret. Yani ilk sıfırı tek kalacak olan sıfırı blank işaretlemiş oluyoruz. Diğerleri her iki tane de bir sıfır işaretleyeceğiz. Yani önce bir sıfır x ile işaretliyoruz. Sonra şu ıı, loop'a bakarsanız bir sıfır için sağa gidiyoruz. Sonra bir sıfır x ile işaretliyoruz. Bir sıfır için sağa gidiyoruz. Bir sıfır x ile işaretliyoruz. Yani dolayısıyla bu şu loop aslında her seferinde iki tane sıfırdan birini ikincisini x ile işaretlemeye karşılık geliyor. Şimdi bu aralarda da tabii ee, aralarda çarpılar olabilir. Çünkü mesela gittik mesela birinci seviyede ikinci, dördüncü, altıncı, sekizinci işaretledik. Sonra öbürlerini işaretledik, öbürlerini işaretledik. Aralarda böyle büyük X kalıpları oluştu. O X'leri ne yapmamız lazım? Pas geçmemiz lazım. İşte o X'leri pas geçmek için burada döngüler var. Yani her X geldiğinde sağa kay. Her X geldiğinde sağa kay gibi. Şimdi sonuncu X'i Pardon, sonuncu sıfırı, yani çift sayıda olan sıfırı e, işaretlediğimiz zaman burada olmamız lazım. Tek sayıda sıfır varsa, o zaman e, ne olacak? Şu Q4'te kalacağız. Ve o durumda da e, aslında e, ne olacak? Mesela diyelim 3 tane sıfır olduğunu düşünün. Şimdi bir sıfırı blankle işaretledik, sonraki sıfırı X ile işaretledik. Sonraki sıfırda da sağa kaydık. Şimdi sıfır blank. Sıfır ile işaretledik. Sıfırla sağa kaydık. Şimdi bu aşamada 3 tane sıfırımız olduğunu düşünelim. Bu aşamada sonraki karakter ne olacak? 3 sıfırımız olduğu için blank sembol olacak. Ha, o zaman direkt reject'e gidiyoruz bakın. Gene benzer şekilde diyelim 5 tane sıfır olsun. Birinci sıfırı blank ile işaretledik. İkinci sıfırı x ile işaretledik. Üçüncü sıfırda sağa kaydık. Dördüncü sıfırı x ile işaretledik. 5. sıfırda sağa kaydık. Gene bakın tek sayıda sıfır var. Gene en sağda geldik. En sağa onun sağında da blank var. Şimdi çift sayıda sıfır olursa burada bitiriyoruz. Mesela e, iki tane sıfır olsun. Şimdi burada da iki tane sıfır varsa blank ile işaretledik. X yaptık ve burada kaldık. Dört tane sıfır olursa blank ile işaretledik. X yaptık. Sağa kaydık. X yaptık. Gene buradayız dikkat edersen. Dolayısıyla Çift sayıda 0 varsa Q3'te kalıyoruz. Tek sayıda 0 varsa Q4'e gelip sonra da reject ediyoruz. Şimdi gelelim çift sayıda sıfırda Q3'e geldik. İşaretlemenizi de yaptık. Çünkü burada işaretledik, işaretledik, işaretledik. Şimdi ne yapacağız? Çift sayıda olduğu için çift sayının en sağında bir de blank sembol olacak. Ee, örneğin iki tane sıfır olduğunu düşünün. blank'le işaretledik. X ile işaretledik. Şimdi sağında blank var. Oradan artık gene en sola kaymamız lazım. Dolayısıyla en sola gidebilmek için önce blank sola gittik. Sonra sıfır ve x gördükçe döndük 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 döndük. Dolayısıyla bütün işaretlediğimiz sıfır ve x'leri pas geçtik. Sonra en başta hani bir blank işaretlemiştik ya ilk sıfırı. Oraya görene, görene kadar gittik ve o blank sembolü gördüğümüzde bu sefer sağa doğru gitmeye başladık. İşte o yüzden o blank'te de right dedik. Şimdi bu aşamada aslında en başa dönmüş olduk. Şimdi bu en başa döndüğümüz zaman eğer ee, x'leri görürsek sağa doğru sağa doğru gideceğiz ve hiç sıfır yoksa zaten accept edeceğiz. Yok bir sıfır varsa o sıfırı işaretleyeceğiz. Gene aynı muhabbet yapacağız. Dolayısıyla şu döngüde aslında ee, bir sonraki eee işaretlemeye geri dönüşü ne yapmış oluyor, görselmiş oluyor. Gördüğümüz gibi bu şekilde çizmek daha zor Turing makinelerini ama tabii gerçek Turing, gerçek fikrim de ona e, çizilebilen Turing makineleri bu şekilde oluyor. Bu anlatım şeklinde. Evet bununla da bunu bitirmiş olduk. Şimdi devam edelim 13'e önce sayfaya. Burada gene bir başka makine var. Bu makine ee, diyor ki asa daha önce yapmış olduğumuz şu makineden bahsediyoruz. En başta yaptığımız şu w WDSW makinesi. Bunu anlatmıştık, hatırlarsak. E, ne yapıyorduk? Zikzak yapıyorduk. Burada bir şey işaretledik, sonra gidiyorduk, bir şey işaretledik, geri geliyorduk, gidiyorduk, geri geliyorduk. Zikzak yapıyorduk. Şimdi bunun Turing makinesini göreceğiz. Şimdi ona bakıyoruz. Ee, burada Şunu yapmamız lazım Neydi ee, iki durum olabilir 0 olabilir Veya 1 olabilir en başta Şimdi sıfır görürsek e, Öbür tarafa doğru gidip sıfır meç etmemiz lazım 1 görürsek Öbür tarafa gidip 1 ile meç etmemiz lazım O yüzden ikiye ayrılıyor Şimdi dolayısıyla başlayalım sıfır gördük Eee X, onu x'ledik, sağa kaydık ve sonra gördüğümüz bütün sıfır ve birlerde sağa gittik. Burada çünkü x görmememiz görmemiz mümkün değil. Sıfır e, ve birlerle en sağa gittik, diyez gördük, sağa kaydık. Sonra x gördüğümüz sürece, çünkü bunu o, herhangi bir anda gibi düşünün. Yani bir miktar işaretledik xle, sağ tarafta da bir miktar kontrol ettik. Şu anda belli bir andaki sıfır gördük. Sol taraftaki belli bir andaki ilk sıfırımız gibi düşünebilirsiniz. O yüzden sağ tarafta diyezden sonra da match edilmiş bir sürü x'ler var. Onları geçtik. Sonra e, ilk gördüğümüz sayının sıfır olması lazım. Bir olursa kalan reject olacak. Burada rejectler çizilmemiş. Diğer bütün durumlar reject'e gidiyor çünkü. Sıfırı gördüğümüz zaman x ile onu işaretliyoruz ve sola gidiyoruz. Şimdi bu noktada artık ee, artık en sola doğru en sol değil ama soldaki grubun W'nun işaretlenmemiş ilkine kadar gitmemiz lazım. O yüzden önce sağ taraftaki işaretlenmiş her şeyi için sola gidiyoruz. 0, 1 ve x'ler. Sonra diyezi görüyoruz. Orada da sola gidiyoruz. Sonra 0, 1 görünce gene sola gidiyoruz. Ta ki ilk x'i görene kadar. İlk x'i gördüğümüzde o zaman sağa dönüyoruz ki gene bir sonraki karakter eşlenmesini yapabilelim. Bunun aynısını da 1 için de yapıyoruz. Dolayısıyla 1 gördük x ile işaretledik sağa gittik. 0 ve 1'lerle sağa gittik. Sonra diyez gördük sağa gittik. Sonra bütün önceki işaretlemiş x'lerle sağa gittik. Sonra 1 ile 1 gördüğümüz zaman bu 1 ile meç etmek için sola gidiyoruz. Gene aynı hikayeler ve gene buraya geliyoruz. Şimdi diyelim peki bitti. Mesela 0 diye 0 olsun örneğin. Veya sadece diyez olsun. O da olabilir. Çünkü yıldız var burada. Sadece diyez olduğunu düşünün. Diyez durumunda sağa gidiyorum. X görürsem sağa gidiyorum. Eğer boşluk görürsem sağa gidiyorum ve accept ediyor Dolayısıyla bu şekilde de ne yapmış oluyorum? Ee, kabul etmiş oluyorum. Şimdi mesela 0 diyez sıfır olsun. Sıfır için sıfırları match ettim. Diyezi gördüm. Geri geldim. Burada en baştayım. Diyezi görünce gene buradayım ve aksept ediyor. Dolayısıyla buradaki bütün sağda xleri görmem lazım. Burada da aksept ediyorum. Dolayısıyla bu da B'nin Turing makinesi hali olmuş oluyor. Şimdi gelelim son iki makineye. Bunları anlatarak şey yapacağız, çözeceğiz. Burada ilginç bir problem var. Masal, Turing makinelerin aslında bilgisayar gibi olduklarını gösteren ilginç örneklerden bir tanesi. A, I, B, J, C, K. Yani bunların konteks free falan filan bunların olması mümkün değil bu, bu dili için. Diyor ki A'ların sayısını bul, B'lerin sayısını bul, onların kaçar tane olduklarını bul, o sayıları çarp, o kadar C olsun. mesela A10, B20, C200 gibi. Bunun konteks free ile falan yapmamız imkansız. Bunu ama Turing makinesiyle yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Aslında e, yapacağımız şey e, önce bir exceptional case'leri kontrol etmek. E, bunlar da aslında Turing makinenin içinde var. Aynı normal programlardaki exceptional case gibi düşünelim. Önce şundan emin olmamız gerekiyor. Soldan sağa doğru geziyoruz. A artı B artı C artının bir elemanıysa, okey. Değilse reject ediyoruz. Dolayısıyla zaten içinde A, B, C ve ardışık A, ardışık ve ardışık C geçmiyorsa bu zaten string kabul edilemez diyoruz. Geçiyoruz. Değilse en başa dönüyoruz gene. Tape'in en başına. Burada tabii ki bütün bu hikayede kompleksiteden bahsetmiyoruz dikkat edersek. Burada olay tamamen bunu kabul edip edememek üzerine giriyor. Sonra şunu yapıyoruz. çarpmayı yapabilmek için yani buradaki problem A'ların sayısı çarpı B'lerin sayısının C'lerin sayısına eşit olması lazım. E bu nasıl halledeceğiz? Şöyle yapacağız. Her A için gördüğümüz bütün B'ler kadar C sileceğiz. Dolayısıyla her A için gördüğümüz B kadar C silersek bütün A'lar için B sildiğim B gördüğümüz zaman C'lerin sayısı da o A çarpı B ye kadar olacak. Şimdi diyoruz ki bir tane A'yı işaretle. Sonra ilk B girene kadar devam et. Sonra B ve C'ler içinde gez. Her B için bir C işaretle. Dolayısıyla bir tane a işaretledik. Gittik B'leri bulduk. B ile C arasında zikzak yap. Aynı bu da biraz önceki B dilindeki örnek gibi. B ile C ile zikzak yap. Bütün B'ler için C işaretle. Sonra bir sonraki iterasyonda gene B kullanabilmek için bu sefer B'leri tekrar geri al. Yani o işaretlediğimiz B'lerin hepsini B'ye çevir. Tabi burada farklı işaretlememiz gerektiğini anlıyoruz. Çünkü bilmemiz lazım bunların daha önce B olduğunu. İşte onları Y ile falan işaretleriz mesela. A'ları X ile işaretleriz. C'leri de Z ile işaretleriz. Bu tamamen bize kalmış. Sonuçta alfabeyi istediğimiz gibi kullanabiliriz. B'leri geri getir. Sonra tekrar A'ya git. A'yı çiz bir tane. Gene bütün B'ler için bütün C'leri sil. Tekrar B'leri geri al. Bu şekilde devam et. Ta ki bütün A'lar silinene kadar. Bütün A'lar silindiğinde bütün C'ler silindiyse o zaman accept et. Diğer durumlarda reject et. Yani yeterince C yoksa da zaten silemeyeceğin için B ve C kadar orada da reject edeceğiz. Daha fazla C varsa da gene reject edeceğiz. Bu şekilde aslında yapmış oluruz. Bakın nasıl çalıştığımıza dikkat edin. Aslında bir algoritma var burada. Yani ee, bir string algoritması gibi. Normal bunu aslında Java'da da yazabilirsiniz yani. Ne yapacaksınız? Algoritmayı yazarsınız. Her A'ya git X yaz. Sonra git her gördüğün B'ye Y yaz. Sonra bu her B için git bir tane C bul. Oraya Z yaz. Bunu yap. Sonra git. Yani bunu aslında bir kodla yazabilirsiniz ki burada da aslında öyle bir şey oluyor. Zaten amaç bu aslında. Zaten Turing makineleri dediğimiz şey bildiğimiz aslında bilgisayarlara karşılık geliyor. Dolayısıyla burada bir gariplik yok aslında. Gelelim dördüncü ıı, ve son makineye. Burası ıı, daha da biraz daha da garip. Diyor ki ıı, her xi ıı, de sıfır ve birlerden karışık bir string var. L tane string var. Ve bütün x'lerin içindeki 0, 1'ler, pardon, x'ler birbirinden farklı. Yani e, aslında burada L tane string var. Bütün stringler birbirinden farklı olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Okey, bu tabi bayağı programlama aslında. Şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki önce en sola bir tane sembolle market. O bir boşluksa kabul et. Değil diyesse devam et. Devam. Sonra bir sonraki diyeze kadar e, ilerle e, onu işaretle ve x1 ise x1 varsa accept et. Zikzak sayesinde bu iki işaretli diyezler arasında bir eşleştirme yap. Yani bunu zaten daha önce yapmıştık. Yani x1 ile x2'yi karşılaştır. Aslında ana fikrimiz şu. Her bir x x'i gidip diğer xj'le ile karşılaştıracak algoritma. Eğer eşleşmeyen eşleşen pardon. Bir tane bile varsa reject edecek. Dolayısıyla üçüncü aşama ona karşılık geliyor. Compare the two strings to the right of the mark dies if they are equal reject. Şimdi burada problem bu kimle kimi karşılaştıracağını ayarlamak. Orada da dizlere bakarak karşılaştırıyoruz. Ya yani dizleri değiştiriyoruz blank sembolle ve o şekilde hangilerinin karşılaştırılacağını anlamış oluyoruz. Dolayısıyla mesela birinciyi karşılaştıracaksak onun başına blank koyuyoruz. Sonra gidip bir sonraki diyeze blank koyuyoruz. Sonra onu geri alıyoruz. Ondan sonraki diyeze blank koyuyoruz. Onu geri alıyoruz. Ondan sonraki diyeze blank koyuyoruz. Bütün hepsi bittiğinde birinci diyezi blank'i öbür tarafa geçiyoruz. Dolayısıyla normal aynı iki e, iç içe iki loop gibi düşünebilirsiniz. Ana fikir aslında temel olarak bu. Okey bu şekilde de Turing makinelerini bitirmiş oluyoruz.